çok hissediyorum. Her şeyi her zaman açıklamamız gibi bir zorunluluk çıkıyor ortaya. Biz bunu kulübün menfaatleri doğrultusunda yapmak zorundayız. Benim en çok canımı yakan konulardan bir tanesi bu. Açıklayamadığımız birçok şey gerçekten bize veya camiaya veya oyunculara, sonuçta yapıya zarar vermesinden endişe ettiğimiz şeyler. En çok canımı yakandan başlayayım. Çünkü gerçekten biz bunun için, şimdi söyleyince belki herkes hak verecek ama mecburduk böyle yapmaya. Şimdi arkadaşlar elimde Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelmiş yazılar var. Kadir Gezer'le ilgili, Erol Durbakan'la ilgili. Bunları böyle parça parça göstereceğim size. Askerlik Şubesi'nden gelmiş 1 Aralık 2016'da. Yazıda diyor ki, aşağıda kimliği ve iş yeri adresi yazılı yükümlü kolluk kuvvetleri tarafından yurt genelinde yoklama kaçağı olarak aranmaktadır. Adı geçen yükümlü hakkında yapılan araştırmalar içinde kurumunuzda çalıştığı tespit edilmiştir. İşlemleri tamamladığına ilişkin askerlik şubesinden alacağı belgeyi 15 gün içerisinde kuruma veya iş yerine ibraz etmesi gerektiği hususunun kendisine tebliğ edilmesi ve askerlik şubesine gönderilmesi gerekmektedir diye yazı gelmiş Milli Savunma Bakanlığı. Aksi takdirde kurum amiri veya iş yeri sahibi olarak, kulüp başkanını kastediyor, tarafınıza ilgi A kanunun 93. maddesi gereği ilgi B kanunun 75. maddesi kapsamında asker kaçağını çalıştırmak suçundan soruşturma açılması için Cumhuriyet Savcılığı suç duyurusunda bulunacağız diyor. Başkanım, 1 Aralık 2016. Biz kendimizce bir ara formülü üreterek bir 30-40 gün zaman kazanmaya çalıştık. Bir cevap verdik bu yazıya resmi olarak. Bu kadar detay anlatmama gerek yok. Cevabı verirken birazcık zaman kazandıracak bir cevap verdik. Biraz zaman kazandık. 10 Ocak 2017'de bir yazı daha geldi. Adapazarı Askerlik Şube Başkanlığı'nın 1-12-2016 tarihli ve şu sayılı yazısındaki konu. 1632 sayılı askeri ceza kanunu. Yoklama kaçağı olarak aranan aşağıda kimliği yazılı yükümlünün en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerlik işlemini yaptırmasını sağlamadınız. Yükümlünün silah altına alınabilmesi için en geç 25 Ocak 2017 tarihine kadar askerlik şubesine müracaat etmemesi halinde iş yerinizde cezalı yükümlü çalıştırmak suçundan ilgi B kanunun 93. maddesi, ilgi C kanunun 75. maddesi kapsamında asker kaçağına çalıştırmak suçundan soruşturma açılması. Bununla ilgili de bir aksiyon aldık. Yine detay anlatamayacağım daha fazla. Kanun maddelerini okuyacağım size muhatap kaldığımız. Madde 75.1. Asker kişileri kaçmaya kışkırtan veya kaçmalarını veya kaçakçılığının devamını kolaylaştıran veya kaçakları, izinsizleri, bakayayı yoklama kaçakları, saklıları ve çağrılıp da gelmeyen yedek subaylarla yedek askeri memurları bilerek özel veya resmi hizmet alanlar veya gizleyenler veya devlet, il ve belediyelerle bunların denetimi altındaki bütün kuruluş ve kurumlarda ve banka ve kamu faydasına çalışan dernek, altını çizdik, ve mesleki kuruluşlarda her ne suretli olursa olsun çalıştıranlar ve hükümetten yapılacak tebligat üzerine özel işlerinden çıkamayanlar barışta 3 aydan 1 yıla ve tekerrüründe 1 yıldan 3 yıla, seferberlikte veya olağanüstü hallerde 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve bu eylemin seferberlikte veya olağanüstü hallerde tekerrüründe 7 yıla kadar ağır hapis cezası cezalandırılır. Şimdi arkadaşlar, ben bununla ilgili zaten 25 Ocak'tan son yazıdan Kadir Gezer'i kadro dışı bıraktığımız tarihe kadar inanılmaz bir risk aldım. Hayatım, babam bilmiyor bunu aldığımı, bilse inanın kötü oluruz. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Yanlış bir şey yaptım. Çıkıp 3 ay. 25 Ocak, 25 Şubat, 25 Mart, 25 Nisan. Şimdi çıkıp da şunu söylemedik. Arkadaşlar kusura bakmayın, kırmızı kart cezası olduğu zaman, Kadir asker kaçağı dediğimiz zaman, şimdi bize 3 sene bu çocuk emek vermiş. Ne yapalım, satalım mı şimdi Kadir Gezer'i? Ama Kadir Gezer bu sürecin hepsini çok iyi biliyordu. Ve Kadir'e her seferinde söyledik. Bak çok büyük risk alıyoruz, lütfen. Lütfen, lütfen. Oradaki olay artık filmin koptuğu andı. Yani olay o maçın özeli, o maçın geneli, kırmızı kartın görülme sebebi değildi. Zaten inanılmaz bir risk almışız, sana bunu defalarca anlatmışız. Bu kadar büyük sorumluluğa rağmen böyle bir sorumsuzluk örneği görmüşüz. Biz öyle yorumladık olayı. Zaten finale gelmişiz artık, o riski taşımanın da taşıdık. Çok fazla taşıdık zaten, gereğinden fazla taşıdık. Bu arada farklı spor kulüplerinde, isim söylemeyeceğim ama hepimiz çok iyi tanıyoruz İstanbul'da bir kulüp. Başkanımız bununla yargılandı. Şimdi bunun çözümü için iki yol var. Şimdi diyeceksiniz ki bu arkadaş nasıl devam edecek Orhan Gazi'de?
Normalde benim konuşmamam gerekiyordu bu konuyu ama gerçekten çok canımız acıdı bu kadar risk almışken bunu yaşamaya. Bir SGK'sını yapmama hakkı var. Ben hayatımda hiç SGK'sız personel çalıştırmadım. Çalıştırmak isteyenlere bakış açım da şık değil, hoş değil ama bu tercihi yapan da kendi tercihi, kendi bedelini öder. Daha önce bununla ilgili yargılanmış kulüp başkanımızın başına geleni anlatacağım. Ben basit bir yargılama diye mahkemeye çıktım dedi. Ya böyle böyle bir talep var. İşte asker kaçağı oyuncunuz var. Dediler dava açıldı. Davaya çıktım. Ben yani zaten ilk cihazda beraat edeceğim. Çünkü SGK çıkışını yaptım oyuncunun yazı geldikten sonra. Ama oynatmaya devam ettim dedi. Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatı duruşma dosyasına TFF'den aldığı ne belgesi? Yüker? Oyuncuların esame listelerini alıp koymuş dosyaya. Yani siz bu adamı atıyorum işte Şubat'ta SSK'sını bırakıp çıkartmışsınız. Evet. Şubat'tan sonra Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta oynatmışsınız. 6 ay hapis cezası aldı arkadaşımız arkadaşlar. Aldı. Sözleşmesini feshettiğimizi açıklamadık sadece o tarihte biz. Açıklasak onun arkasından yine askerlikle ilgili şey gelecekti. Normalde ben bunu bugün de konuşmak istemiyorum. Soyunma odasında bütün futbolcularla teknik kadronun olmadığı bir toplantı yaptık ve dedik ki arkadaşlar bu saatten sonra bu tarz hiçbir aksiyonun ne affı var ne geri dönüşü var. Bunun üstünden 4 gün geçti Kadir Gezer'in olayı oldu maçta. Ya zaten o hamleyi yapmasak bırakın askerliği o konuşmanın da bir anlamı kalmayacaktı. Ondan sonraki sürecin de bir anlamı kalmayacaktı. Bizim buradaki isyanımız şu. Ya arkadaşlar bu kadar basit olmamalı. Yani yargılamak, infaz etmek, suçlamak. Şimdi aynı şekilde Oğuzhan Akıllıca da geleceğiz. Aynı şeyler orada da gerçekleşti maalesef. Arkadaşlar Oğuzhan'la geçen sene gerçekten biz anlaşamadık. Cem Bey inisiyatif aldı. Hakan Bey'le beraber. Doğru değil mi? Doğru hatırlıyorum. Hakan Bey'le beraber başkan biz görüşelim son bir kere dedi. Tamam görüşün dedi. Gittiler görüştüler. Tamam başkan hallettik biz kendi aramızda. Çözdük dediler geldiler. 5 maç kadro dışı kalmış Oğuzhan geçtiğimiz sezon. Toplamda 100 bin lira para ödemişiz arkadaşlar Oğuzhan'a. Sadece Oğuzhan özelinde söylüyorum. Para konuşulduğu için söylüyorum. Başka hiçbir futbolcu için bunu söylemeyeceğim. Ve böyle bir teklifle gitmişiz yine. Bu sezonki teklifle gitmişiz. Ve dışarıdan gelen dönüşün tamamı şu. Bana inanılmaz bir şey, komik bir şey teklif ettiler. Evet, kendisi söyledi başkan. Yok yok, arkadaşlar ben her yerden duydum. Her yerden duydum arkadaşlar. Senden, ondan değil ki, her yerden duydum. Başkanım çok ayıp etmişsiniz, çok komik bir şey teklif etmişsiniz. Arkadaşlar, ettiğimiz teklif bu. Kazandığım paranın aynısı. Geçersen. Evet. Burada arkadaşlar aldığı peşinat, maç başı, maaşı, her şeyi burada. Şimdi bu inanılmaz komikse arkadaşlar biz zaten bırakalım bu işi. Bu şuysa, bu kulübün imkanları bu kadarsa ona saygı duyacak herkes. Bu kulübün seninle ilgili düşüncesi buysa ona da saygı duyacak herkes. Biz Oğuzhan'a şöyle bir şey dedik mi? Oğuzhan o golü kaçırdın o yüzden yoksun, bu golü kaçırdın bu yüzden yoksun. Şu an kadro dışı kaldı mı? Hayır arkadaşlar. Bir bütçe var. Bu bütçeyi bir şekilde bizim kendi ölçümüzle, kendi gözlemlerimizle paylaştırmamız gerekiyor. Aldığımız performansı, alacağımızı hayal ettiğimiz performansa göre paylaştırmamız gerekiyor. Şimdi çıkıp da sen bizi niye şehirle böyle bir konuda karşı karşıya getiriyorsun? İnanılmaz komik bir şey teklif etmişiz. Arkadaşlar inanılmaz komik bir şeye 12 ay önce niye oynadın? Ben ligin şartlarını biliyorum, Görcü'nün rakamlarını biliyorum. Derince'nin ödediği ödemediği paraları biliyorum. Lig atlasaydık ben bir değişiklik. Şimdi zaten oraya getireceğim arkadaşlar. Başkan aynı, yönetim aynı, takım aynı, lig aynı. Arkadaşlar ne değişti 190 bin liranın bir kuruş altına imza atmam diye geliyorsun bizim önümüze? Cem Bey yaptı görüşmeyi. İfade bu. Yanlış mı Cem? 190 bin liranın bir kuruş altına imza atmam. Arkadaşlar neyi değiştirdik bir senede biz %90 artış verecek? Hangimizin geliri %20'den fazla arttı bir senede? %10'dan fazla arttı veya arttı mı? Benim artmadı. Artımınki de 10 artmıştır, 15 artmıştır. Ha dediğiniz gibi lig atlardın çok ekstra bir şey gelişirdi. O zaman oturur başka bir şey konuşurduk. Senin taliplerin o rakamları veriyor olabilir ama senin böyle bir bakış açın ve üstüne bizim verdiğimizi bu şekilde küçümsemen bana çok komik bir şey teklif ettiler. Beni göndermeye çalıştılar. Hayır arkadaşlar biz kimseyi göndermeye falan çalışmadık. Sene sonunda kalan alacaklardan helalleşilir arkadaşlar. Erol yapıyor mu Gölcük? En son 20-25 bin lira. Önemli değil rakamı. Bütün kulüpler yapar. Arkadaşlar hiç yapmadık bakın 3 senede. Hiç yapmadık arkadaşlar. 4 bin lira kaldı 4 bin lira ödedik. 10 bin lirası kaldı 10 bin lira ödedik. Hiç kimsenin son rakamından başarısız olduk, az başarılı olduk, şampiyon olduk, olamadık, 1000 lira keselim, 3000 lira keselim. Bir kişiye demedik arkadaşlar. Ya ben Oğuzhan'dan şunu beklerdim. Ben alacağımı sonuna kadar aldım. Benim için daha iyi imkanlar var.
Benim o imkanları değerlendirmem gerekiyor. Bütün şehre, kulübe, başkanıma, yönetim kuruluna, teknik kadroma, futbol şubeme teşekkür ederim. İnşallah yolumuz bir gün kesişir bir daha der. Tamam arkadaşlar, biz de bu konuyu konuşmazdık burada ama şehri örgütleyip alttan alttan her yere çok komik bir şey teklif ettiler. Komik ne arkadaşlar? 9 ay, 8,5 ay futbol oynayacağız 100 bin lira. Neyi komik? Opsiyonlu tutan 7 futbolcunun anlaşmasında da fiyat yine aynı şekilde mi? Şöyle, onu da söyleyeyim. Bir var, söyle. Sözleşmelere başka kulüplerin yaptığı gibi yine yapmadık arkadaşlar. Bir sürü kulübün sözleşmesinde 3 yıllık veya 2 yıllık sözleşme imzalamış kulüplerde. Birinci yıl 10 lira alıyor. İkinci yıl alacağı rakam sözleşmeye bile yazılmamış. Biz sözleşme imzalarken birinci yıl 10 lira, ikinci yıl 12 lira, üçüncü yılı varsa üçüncü yılda şu kadar diye madde madde bütün sözleşmeleri yazmışız. Şimdi 1+1 imza atan herhangi bir arkadaşımız, Burak Süleyman örneğin, 10 birim aldıysa bu sene alacağı birim 12. Mesut aynı şekilde, Sefa aynı şekilde, Can Emre aynı şekilde. 1+1 imzalayan kaç oyuncumuz vardı? 7 oyuncumuzda da %20 artış var arkadaşlar. Fix net. İmzalamayanlarda niye yok? Diyorum ki bu arkadaşlarımız geçen sene biz herkese teklif ettik 1+1'e. Kimse bu riski almadı. Benim koluma girdi öbürü, ben güveniyorum sana dedi. Daha çok güveniyorum dedi. Veya ben buradayım dedi. Ben de o %20'yi geçen sene gönüllüyle verdim. Geçen sene o tercihi yapmayan arkadaşlara bu sene o %20'yi veremedik. Bu da en doğal hakkımız. Sinan ailevi sebeplerden dolayı, daha doğrusu abisi ve ailesi, annesi diyelim, hani bunu bırakmak istediğini, kendisinin çok istemediğini ama bırakılmasını istendiğini iletiyor. Sinan'ın tabii ki 25 futbolcumuzun 25'i de bizim için nitelik olarak bir. Ama Sinan'ın bizde gerçekten özel bir yeri var arkadaşlar. 3 sene boyunca bize verdiği duygu, aidiyet duygusu, emeği, mücadelesi. Ben o yüzden belki iddialı bir şey ama %5 de şansımız olsa biz Sinan'la devam etmek için arzuluyuz, istekliyiz devam edebilmek için. Birkaç görüşme yaptık, istediğimiz noktaya gelemedik. Ama bu, evet arkadaşlar %100 devam edemiyoruz diyemiyorum. Ama kesin devam edeceğiz, rahat olun da diyemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Biz Kocaspor Kulübü olarak bir yerde durmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir duruşumuz da olması gerekiyor. O duruşumuzu bozmadan. Ama takımın gerçekleri var. Bu takımın Sinan'a ihtiyacı var. O ihtiyacı da unutmadan. Yani kimseyi dövmeden ve dayak yemeden. Belki yeterli olur bu ifade. Kimseyi dövmeden ve dayak yemeden. Eğer devam edebileceksek devam edeceğiz. Ama Kocaspor Kulübü'nün olması gereken bir duruşu var. O duruşu da bozmadan yapacağız bunu. Çünkü devam edecekse onun da bir fedakarlık, bir duygu, bir isteğinin olması gerekiyor. Sadece bizim hatırla, gönülle, zorlamayla olmaması gerekiyor. O duyguyu, o fedakarlığı ondan görürsek o zaman belki birazcık daha kolay olacak. Ama yok, ben bıraktım, %100 devam etmeyeceğim dediği sürece bizim çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Biz mevcut oyuncularımıza ne yapabileceğimizi planlamaya başladık zaten. Devam edeceğiz. Benim şimdi kafamı takılan şu, iki tane önemli forvet, toplam 25 gol maçı, tam hatırlamıyorum Sinan Pekdemir. Evet, 13-13. Bir tarafta futbolu bırakmak isteyen, bir Sinan Pekdemir için hassas olan bir yönetim, yanlışım varsa da, öbür tarafta da evet, biraz yaramaz çocuk, disiplinsiz davranan ama sonuçta gol atan bir Oğuzhan. O orta yolu bulunamazdım. Yani atıyorum, Oğuzhan'a teklif edebilirim. %10, %20 bir artış olsa veya işte Oğuzhan sen bu kentin adamısın şeklinde yaklaşılsa şimdi geçen sene. Oğuzhan bu kentin adamı olduğu için o inisiyatifleri fazlasıyla kullandık Eskişehir'den bugüne. Hani geçen sene Ceyhun Bey ve diğer Hakan abi nasıl yaptıysa atıyorum o küresi yapsalar. Şimdi ben şu an bu takımın menfaati için bunları soruyorum. Çünkü forvet tamamen şu an boşaldı gibi bir şey görüyorum. Boşalsın Yiğit. Sen bu kulübün en kötü gününde olan adamsın. Bırak bir sene de kötü geçsin. İlker Ertuğ, Teoman Gencal ve Cumhur Halkan arkadaşlarımız devam etmeyecekler bizimle beraber. Herkesin huzurunda bir kere daha teşekkür edelim. 3 sene boyunca Bahadır Taşer, İlker Ertuğ, Teoman Gencal, Cumhur Halkan. 4 arkadaşımız devam etmeyecek. Dördüne de çok teşekkür ediyoruz. Dördünün de çok ciddi emeği var. Hem maddi hem manevi. Her anlamda çok emeği var. O arkadaşlarımızın yerine 4 tane yeni arkadaşımız görev yapacak. Onları da paylaşalım sizlerle. Yücel Gül, Gültaş Afyat'ın sahibi. Cüneyt Bakıroğlu, eski hakem, eski GKD başkanı. Elektrik müteahhitliği yapıyor. Volkan Özen, Özen Alüminyum'un sahibi. Volkan Bey,
genç arkadaşımız. Özön. Özön. Ve Mesut Sezgin, Empro Gayrimenkul'ün sahibi. Dört arkadaşımıza da camiaya, kulübe, yönetime hoş geldiniz diyoruz. Şu şartla 28 Temmuz'da eğer genel kurul bize o görevi tevdi ederse, o görevi layık görürse biz bu dört arkadaşımızla birlikte yönetim kurulunda devam edeceğiz. Tev süreci ve sonrası için anlattığımız bir şey vardı hatırlarsanız. Bir komisyon kurulsun. Bu komisyonda hani ben akçeli işle uğraşmak istemiyorum. İşte valilikten bir kişi, büyükşehirden bir kişi, eski Kocaspor camiasının büyüklerinden, şehrin kabul göreceği bir kişi. Ben Sayın Şemsettin Ceyhan'a bu süreçle ilgili gittim sordum. Yani bu yapının içinde yönetim kurulundan da birisinin olması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz Kemal Yazıcı gibi birkaç tane ağabey görevlendirilmişti. Sizin böyle bir tercihiniz, böyle bir düşünceniz olur mu? Bu tarz bir komisyonda görevlendirmek üzere böyle birisini ister misiniz dedim. Yok, sizin içinizde sizin uygun göreceğiz herhangi birisi bizim için de yeterlidir dedi. Bu bahsettiğimiz işte yollarımıza ayırdığımız arkadaşlarımızın yerine altyapıdan 7 tane arkadaşımız A takım kampına çalışmalarına katılacak. Bu 7 arkadaşımız için de uygun görülenler ama 1'i ama 6'sı ama 7'si takıma beraber devam edecekler. O 7 ismi sizlerle paylaşalım. Onurkan Döken ve Alihan Aydın. 98 doğumlu. Evet evet, özel doğum tarihleriyle söyleyeceğim. 98 doğumlu Onurkan Döken ve Alihan Aydın. Alihan orta saha, Onur forvet. ...99 doğumlu... Ferhat Ertokuş. Ertokuş. Ve Mertcan Badur. Badur. Ferhat stoper, Mertcan kaleci. Mertcan birleşik Ali Anay. Evet. 2000 doğumlu... Celil Çelik. 2001 doğumlu Gökdeniz Bayraktar. Bu arkadaşlarımız da kanat oyuncuları. Pardon, 2001 doğumlu bir de Onur Öztonga stoperimiz ve Onur Öztonga. 2000 doğumlu bir isim söyledim. Mehmet Celil Çelik. 2001 doğumlu Gökdeniz Bayraktar ve Onur Öztonga. Onur stoper. Diğer arkadaşlarımız kanat oyuncusu. 16 yaşında bu çocuklar. Evet. Onur Öztonga olan şey Gökdeniz. Aynen. Ve garip gelebilir. Biz A takımda kalacak adam bir tanesinin onların içinden çıkacağını düşünüyoruz. Hatta oynayacağını düşünüyoruz. Yapılanma dedik. Az önce arkadaşlarımız yapılanmanın içini açar mısınız dedi. Kurumsal anlamda, altyapısal anlamda, oyuncu anlamında, teknik kadro anlamında, sportif anlamda nedir yapılandırmanın açılımı? Arkadaşlar kongremizde bir şirketlerde şey vardı. Do list derler. Yapılacaklar listesi. Bir do list vereceğiz kongrede arkadaşlar. Hem taraftara hem şehre. Siz basın mensupları aracılığıyla. Diyeceğiz ki biz bu sene yani kongre 3 yıllık yönetim seçiliyor biliyorsunuz. Birinci senemizin sonuna kadar bunları yapmak istiyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi. Ne var bunun içinde? Atıyorum bütün amatör spor kulüplerini ziyaret etmek istiyoruz. Sosyal medya sayfalarımızı baştan sona web sayfamız dahil, Twitter'ı, Instagram'ı, Facebook'u dahil kurumsal bir hale getirip birebir iletişim kurulabilecek bir yapıya getirmek istiyoruz. İnsanların daha rahat takip edebileceği, bütün ülkenin takip edebileceği formata getirmek istiyoruz. İşte ilkokul öğrencileriyle ilgili ilk yıl yaptığımız gibi bütçemiz neye el verirse, silgi ise silgi, çanta ise çanta, forma ise forma. Mutlaka yine bir şeyler yapmak istiyoruz gibi bu sene neler yapmak istediğimizi anlatan bir do list vereceğiz. Bizden önceki yönetim döneminde bir tüzük tadilatı talebi olmuş. Bu tüzük tadilatı talebi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiş. Önemli arkadaşlar burası. Bununla çünkü maalesef bundan dolayı aksiyon alamadık. Bunu da anlatamadık şeyde doğru zamanda doğru şekilde. Bu tüzük tadilatı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gitmiş ve ondan sonra takip edilmemiş. Bırakılmış arkası. Şimdi biz biliyorsunuz son genel kurulda başka bir tüzük tadilatı başvurumuz oldu TEV Genel Kurulu'nda. Kocaspor Kulübü Derneği'ne Yardım adı altında. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gitmeden önce biliyorsunuz bir mahkemeden geçip öyle gitmesi gerekiyor. Mahkeme dedi ki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bir önceki başvurunuz onaylanmadığı için, takip edilmediği için öbürü geri geldi. Onu tamamlamadan veya onunla ilgili biz bundan vazgeçtik demeden ikinci başvuru yapamazsınız. Bizim elimiz kolumuz bağlandı. Bir önceki başvurudan vazgeçtiğimizi, onunla ilgili bir takip, o Kocaspor'la ilgili değil. Vakfın kendi iş tüzüğü, kendi işleyişiyle ilgili. Zaten vazgeçmiş vakıf sonra da ondan. Yani bir şey için bir ihtiyaç hasılı görmüşler, başvurmuşlar. O ihtiyaç kalkmış ortadan, vazgeçmişler ama dönüp de o prosedürü tamamlamamışlar, hani vazgeçtik. Belki de bilmiyorlardı. Biz de çünkü yeni öğrendik.
Bizler hani niye çözülmüyor, niye gelmiyor, niye mahkemeden çıkmıyor diye takip ediyorduk. En sonunda işte Sayın Ersayın Bey'le, Ersayın Işık'la benim erkek kardeşim Barış, bizim de yönetim kurulumuz sağ olsun onlar takip ediyorlar. Öyle bir dönüş geldi. Ya, eli kulağında biz bir hafta, 10 gün, 15 gün içinde adli tatil başladı biliyorsunuz ama bu süreçte kendi başvurumuzun kabulüyle ilgili, tüzük tadilatı ile ilgili oluru bekliyoruz. Ondan sonra döneceğiz. Ekspertiz talebinde bulunacağız, onu anlatabilirim. Bağımsız denetim kuruluşlarından, yani SPK'ya bağlı, bu benim talebimdi zaten, genel kurulda da söylemiştim. 3 tane SPK'ya bağlı ekspert firmasından ekspertiz yaptıracağız. İhale ilanına çıkacağız. İhale ilanından resmi ilana çıkacağız. Bu arada açayım orayı. Orada da bir yanlış anlaşılma oldu. Şöyle bir algı oldu. Biz yeri kent konuta sattık. Arkadaşlar biz yeri kent konuta satmadık. O başka bir konu, onu da anlatırım. Biz yeri kent konuta satmadık arkadaşlar. Biz bununla ilgili bir ihaleye çıkacağımızı, bu ihalede verilecek imarı, verilecek şartları ve kent konut orada bu ihaleyi alırsa uygulayacağı imarı açıkladı şehrin önünde. Yarın sabah Ayhan Öter, sen belki inşallah bizim yönetim kurulumuz çıkıp da X isim için söylüyorum. Talip oldu. Kent konut 55 milyon liraya kadar, yani 45 milyon artı yurda kadar çıkacağını taahhüt etti. Ayhan Öter çıkar yarın derse ki ben 55 milyon 100 bin lira vereceğim. Yani 45 milyon 100 bin artı 10 milyonluk yurdu yapacağım dediği anda o ihaleden bütün şehrin önünde yapılacak. O ihaleyi Ayhan'da, Erol'da, Bahri'de, Erdem'de herkes alabilir. Orada belediyenin taahhüt ettiği şey şu anlamda önemliydi. Şunu söylemesi önemliydi. Emsal bu. Gelecek müteahhite de vereceğim. Arkadaşlar çok önemli burası. Hani bütün zaten işin dedikodu denilecek kısmı burada kapanıyor aslında. Dedikoduluk bir şeye gerek yok. Yani bu 55-75 olursa başkası alabiliyor mu? 55 milyon 100 bin olursa alabiliyor diyorum ben. Çok basit. Ve şunu söylerken bakın belediye aslında onu da söyledi. O gün de hatta bir şöyle Tayyip Bey şöyle bir tabir kullandı. Hodri meydan buyurun alın. Biz aynı imarı vermeyi taahhüt ediyoruz dedi. Açın canlı yayında sanırım var bizim görüş şeylerimiz. Tayyip Bey'in ifadesi de var. Ben de söyledim arkadaşlar ben o gün kongreye bir ay var daha. Eğer arzu eden varsa ben bu gayrimenkulü daha iyi değerlendiririm. Ben bu kulübü daha iyi yönetirim. Bakın önümüzde ciddi bir zaman var, bir ay. Lütfen gelin. Ben KEV başkanı olarak bu taahhütleri yapacağıma söz veriyorum. Seve seve bu koltuğu, Kocaspor başkanlığını bırakırım. KEV'deki aksiyonları tamamlar. Bu bahsettiğim komisyona o bütçeyi devreder. Ve ben bu oyundan çıkarım. Yeter ki birisi çıksın desin ki ben daha iyisini yapacağım. Dolayısıyla bizim elimizde emsali 1,5 olan böyle bir gayrimenkul var. Gelip bu ihaleye girecek yatırımcı firma 1,5 emsalle yeri alacak. Belediyeye 50 dönüm yer verecek, bağışlayacak. Bize 45 milyon lira artı KEV 10 milyon lira yurt yapacak. 1000 lira fazla kim verirse o gün ihalede olacak. Sizlerin de ilk günden beri samimi destek verdiğiniz ve başarılı olduğuna inandığımız teknik kadromuzla devam edeceğiz arkadaşlar. Önce sizin samimi desteğinizden dolayı gerçekten çok samimi söylüyorum bunu. Teşekkür ederim. Gerçekten bence kulüp tarihinde sayılıdır. Topyekün hemen hemen böyle bir samimi destek verildi teknik kadroya. Gerçekten sayılıdır. O anlamda biz hem hocalarım adına hem kulüp hem cami adına biz teşekkür ediyoruz basın mensubu arkadaşlarımıza. Biz başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz her anlamda. Sezon başı planlamasında az önce Kadir Gezer örneğinde söylediğim gibi transfer yasağı olan bir takımı yönetmek çok zor arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin. Transfer yasağı olan bir futbol takımına üstüne 5-6 tane de oyuncu eksiliyor. Yeni sezonda A takımında olan 5-6 futbolcu gidiyor. Geçen sezon heyecan tavan yapmış. İkinci gün kapısından dönmüşüz. Yani kendisinin kariyeri içerisinde de, yani kariyer hedefleri içerisinde de bir risk bu. Allah korusun işler kötü gittiği zaman, geçen sezon evet siz olayı seçmediniz. Türkiye'de sezonu tamamlayan şampiyon olan hariç belki 10 tane hoca yoktur. Yani Sivas 3 hocayla şampiyon olduk, Sakarya 3 hocayla şampiyon olduk. Siz bir dip kuruş yaptınız yönetim olarak, tartışılırız. Bu sene aynı duyguları yapabilecek misiniz yönetim olarak? Ve yani nasıl iddia ettiniz bunu? Bir, ben kulübümle görüşmeden herhangi bir cevap vermem cevabı gitti hocadan. Bende de paylaştı. Bir kulüp dolaylı bir şekilde bana ulaştı. Yani samimi bir şekilde düşünmüyorsanız, bir şey söyleyin, düşünüyorsanız devam edecekseniz biz de geç kalmayalım, biz de yolumuza devam edelim başka bir şekilde dedi. Sadece o arkadaşımıza evet biz devam etmek istiyoruz diye bir paylaşım yapmıştım. Kulübün ismi bende kalsın. Hangi ligde başkan? PTT 1. Lig'de.
Bence iş artık şeye gitti. Yani gerek yok buraya götürmeye işi. Biz diyoruz ki bu yapıyı bu oyuncu çok iyi tanıyor. Bu oyuncuları çok iyi tanıyor. Bizim iddiamız, bizim yapmamız gereken şu şehir olarak bu sene. Bu takımın yarısından çoğu bu şehrin çocuğu. Hatta %75'e. Bu çocukların üstünden şu baskıyı almamız gerekiyor arkadaşlar. Şampiyon olun, playoff'a girin. Hayır arkadaşlar, biz bu sene de bizim derdimiz şu. Kurumsal olarak eksiklerimizi tamamlamaya devam edeceğiz. Keyif sürecini sonlandırmaya, altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Takımın üstünde kesinlikle baskı istemiyorum. Bütün baskıyı ben kendi adıma, kendi üzerime almak istiyorum. Bu takım yapabileceğinin en iyisini yapsın. Hedefimiz ligde kalmak olsun. Yine söylüyorum. Hedefimiz ligde kalmak olsun. Bu yaklaşık 40 puandır ortalama 3. liglerde. 40 puanın üstünde aldığımız her puan bizi mutlu etsin. Bu 50 olursa daha çok mutlu, 60 olursa daha çok mutlu.